Selamlar. Doğal olan güzeldir. Doğal olan iyidir. Doğal insan ya da insan doğası da güzel ve iyidir. İnsan iyidir ve içinden öyle geldiği için iyilik yapmalıdır. İyiliği ödül beklediği için ya da cezadan korktuğu için değil, içinden geldiği için yapmalıdır. İnsan, insan yapısı olan bütün kurallardan, ahlak yasaları da içinde olmak koşuluyla bütün yasalardan daha büyüktür. Bütün kurallar, yasalar insanın içtenliğini sınırlar. İçten gelmeden yapılan şeyler de uyum getirmez. Ta ocu dünyayı olduğundan başka türlü bir şey yapmaya çalışmaz. Ta ocunun gözüyle insan yapısı olan her şey doğal olanın bozulmamış doğallığın yanında yavan kalır. İsteklerini azaltmak, tutkularını dizginlemesini bilmek ta ocunun yoludur. Bugün dünyayı içine düşürdüğümüz berbat durumun nedeni dünyayı düzeltmeye, düzenlemeye çalışmış olmamız, ondan verebileceğinden daha fazlasını istememizdir. Doğaya egemen olmaya, doğayı yenmeye çalıştığı zaman insan doğanın karşısında bir hiçtir. Doğaya yenilmeye mahkumdur. Bunu bugün daha iyi anlıyoruz. Ama insan doğayla uyum içinde yaşar, doğayı karşısına değil de yanına, arkasına alırsa doğanın sınırsız gücünü kullanabilir, huzuru ve mutluluğu da bulur. Bilgeliğin yolu yaşam ırmağının içinde yerini bulmak, karşı koymadan, dayatmadan yüzmesini, akmasını bilmektir. Hepimizin bildiği kadarıyla yüzme bilmeyen bir kimse suya düşünce sırt üstü dönüp kendini sulara teslim etse su onu kaldırır ve yüzdürür. Ama çırpınır kendini kurtarmaya çabalarsa boğulur. Burada Zuhanzi'nin bir öyküsünü anımsıyorum. Bir gün Konfüçyüs öğrencileriyle birlikte kayaların arasında deli deli çağlaya çağlaya akan bir ırmağın kıyısında dolaşıyormuş. Birden ırmağın yukarılarında yüzmekte olan yaşlı bir insan görmüş. Yaşlı insan bir sulara gömülüyor, bir görünüyormuş. Konfüçyüs hemen onu kurtarmaları için ırmağın aşağı bölümüne öğrencilerini göndermiş. Yaşlı insanı sağ salim ırmaktan çıkarıp Konfüçyüs'ün önüne getirmişler. Konfüçyüs kayaların arasında ve coşkun suların içinde sağ kalmayı nasıl başardığını sormuş ona. "Çok kolay," demiş. "Akıntı beni aşağı çektiği zaman daldım, yukarı ittiği zaman da su yüzüne çıktım. Kendini aldatmaya karşı gerçeği göğüslemenin, sertliğe karşı yumuşaklığın, zorlamaya karşı zorlamasızlığın, tutkuya karşı tutkusuzluğun, hoşgörüsüzlüğe karşı hoşgörünün, savaşmaktansa savaşmamanın, erkeğe karşı kadının yanını tutan bir öğreti bu. Çılgınlar tanrısal vahiy ararlar. Göğün yerin işaretlerinde. Ben bilgelik ararım. Zamanın ve dünyanın işaretlerinde. Kimileri ahmakça kaygılara kutsal der. Ben ahmakça kaygıları bırakmaya kutsal derim. Kimileri mucizeleri kutsal sayar. Ben mucize olmayanları kutsal sayarım. Hoşça bakınız zatınıza. Zatınız hoşça bakılmaya değer çünkü.''